Şimdi Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa etmiyor. Evet. Bir takım başka senaryolar da gündemde. İşte Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aslında yerine geçeceği, meclis, belediye meclisinde onun etkili olacağı. Bütün bu söylentileri nasıl değerlendiriyorsunuz ve meclis başkanlığından istifa etmezse bir siyasetçi olarak nasıl olacak bu mesele? Yani, nasıl görüyorsunuz? Eğer kazanırsa tarihe yani çok ama çok çirkin bir davranış olarak geçecek. Zaten bugünkü geçti bile. Şunu arkadaşlar unutmuyorlar. 70 sene önce, 80 sene önce yapılan hatalar bugün konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Hiçbir zaman konuşulmaz zannedilen konular gündeme geliyor mu? Geliyor. Yarın bugün yapılanlar da gündeme gelecek. Ha, bizim inancımız da şu var yalnız. Bunun hesabı bu dünyada sorulmazsa öbür dünyada sorulur. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Cenab-ı Hak adildir. Siz haksızlık yaparsanız bunun karşılığını görürsünüz. İnanmayan için bunun hiçbir önemi yok. İnanan bir samimi olarak inanıyorsa bunun önemi var. Vatandaş da bunu bilerek davranacak. Bugün Binali Yıldırım haksızlık yapıyor, yanlış yapıyor. Kendisi elinde bulunduğu mekanizmayı kaybetmek istemiyor. Bir defa bunun iki gerekçesi var. Bir, ya seçilir, seçilemezsem ne olacak? Seçilemezsem hem meclis başkanlığından olmuş olacağım, milletvekilliği düşmüyor. Çünkü eskiden milletvekili istifa etmek mecburiyetindeydi. Sonradan onu kaldırdılar. Şimdi bir defa emin değil, bu tereddütle gidiyor seçime. İki, seçilmiş olsa bile kendisi başbakanlık yapmış bir insan olarak itibarından genel manada bir şeyin kaybolmasını arzu etmiyor. İtibar öyle bir hale geldi ki Türkiye'de sadece makam ve mevkiyle ölçülüyor. Bir insanın dürüstlüğü, çalışkanlığı, bir prensibi benimsemesinden dolayı yeri geldiği zaman her türlü fedakarlığa hapse dahi razı olmayı göze alması, bunlar kayboldu gitti. Yok. AK Parti'de bu prensiplerin hiçbirisi yok. Yarın muhalefet olursak başımıza gelen insanlara karşı biz ne deriz diye endişe var, korku var. AK Parti Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturdu. Ama aslında korku kendi zihninde yatıyor, kalbinde yatıyor, korkuyor. Hesaba çekilmekten korkuyor. Öbür dünyayı bıraktı zaten. Ama bu dünyada da korkuyor, ben hesaba çekilmek istemiyorum diye. Onun için bunun karşısına çok daha güçlü çıkılır. Haksızlık, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu inancımızın bir gereği. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın yanlış yapıyor etmemesinin nedeni de buna bağlı. Tabii tabii ya. Başka ne için olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla mı yaptığını düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Çünkü yani şu anda AK Parti dediğiniz zaman AK Parti diye bir parti kalmadı. Çünkü AK Parti'nin iki kelimeden oluşuyor. Bir adalet bir de kalkınma. Ne adalet ne kalkınma var. Bizim anladığımız manada bir kalkınma yok. Onun için AK Parti demek artık Sayın Erdoğan demek. Tayyip Erdoğan AK Parti mefhumunun üstünde bir insan artık. Şimdi birlikte yola çıktığı yoldaşlarının diyelim yani evet, milli görüş kökenli olan politikacıların hemen hemen hiçbiri kalmadı. Kalmadı evet. Orta dönemde birlikte yürüdüğü arkadaşları ya da siyasetçiler de artık AK Parti değiller. Evet. Başka bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ikincisi mesela Abdullah Gül şu anda çok sessiz. Evet. Siyasete girmiyor. Neden ayrılan, AK Parti'den ayrılan milli görüş kökenliler de bu dönemde sessizliklerini korumayı tercih ediyorlar? Evet. Bence hata yapıyorlar. Yani şu anda bugün AK Parti'de artık yerleri olmayan Tayyip Bey'in yola çıktıklarındaki arkadaşları aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışa yanlış demeleri icap eder. Ama endişeliler. Çünkü Tayyip Bey bu gibi konularda affetmiyor. Af onun herhalde yani nasıl ki kriz kelimesini çıkardı sözlükten, af kelimesini de çıkardı. Yok, affetmiyor. Sen benimle beraber aynı düşüncelere sahip değilsen hainsin diyorlar. Ve hain dedikleri insanı da tepesine binip nesi varsa her şeyini ortaya dökmek istiyorlar. Bundan dolayı da korkuyorlar. Başka türlü izah edemiyorum ben. Yani bugün hakikaten Tayyip Erdoğan'la beraber yola çıkan ve artık onun gidişatının ülkeyi
iyi bir noktaya götürmeyeceğini gören arkadaşları seslerini çıkarmıyor. Halbuki çıkarmaya ihtiyaç var. Yanlış is- bakın adım adım geldik. Düne kadar bunlar söylenebiliyordu. Artık söylenemiyor. Konuşamıyorlar. Benim yani ben bunu geçmişte söylüyordum. Yani bundan 3 sene önce ya başkan bu iş böyle gitmez diyenler şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz yanlışı gördüğünüz yerde söylemek mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir Allah saklasın. Sadece şahısların değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya.